Merhaba. Amerika turist vizesine başvuracağız bugün. Öncelikle Google'a US Embassy diye yazıyorum ve çıkan ilk site bu oldu bende. Siz de kontrol edin. Adı bu şekilde olacak. Açılan sayfada translate edip böyle Türkçe de yapabiliyorsunuz. Vizeler kısmına basıyoruz. Sonra en aşağı iniyorum. Göçmen olmayan vize türüne başvuracağım için şuradan seçtim. Turist olarak gideceğim için yani. Biraz daha aşağı indiğimde nasıl başvurabilirim? Burada DS-160 formunu doldurun diyor. Öncelikle bu formu dolduracağız. Sonra artık formu doldurduktan sonra bizi ödeme kısmına yönlendirecek. Birlikte başlayalım. DS-160 formu nasıl dolduruluyor? En üsttekini seçiyorum. Burada nereden başvuracağım? Türkiye'den başvuracağım. İstanbul'dan. Kodu yazmadan önce bir site var. Siz de onu araştırabilirsiniz. Amerika fotoğraf istiyor ya. Kendi bir fotoğrafınızı yani ben evde çektim. O fotoğrafı oraya yüklüyorsunuz. O da uygun bir şekilde kesip size o fotoğrafı yeniden veriyor. Ben de şöyle hazırda eşimin fotoğrafı var. Bu normal fotoğraftı bakın. Bu da hemen o sitenin kesip verdiği fotoğraf. Şöyle seçtim. Devam ediyoruz. Tamam, bu fotoğrafı da yükledi. Ama illa burada yüklemek zorunda değilsiniz. Böyle formun ilerleyen sayfalarında da yine fotoğraf bölmesi olacak sonunda galiba. Orada da yükleyebilirsiniz. Ama yine burada hani okeylediği için yüklemiş oldum. Şu kodu da girelim ve sayfa açılsın bakalım. Start an application'a basıyoruz. Tamam. Şuradaki application numarasını kaydetmeniz lazım çünkü hep diyorlar ya ilerledik sayfa bizi geri attı şimdi nasıl gireceğiz bilemiyoruz. Çünkü bunu bilmiyorsunuz ya da şey kaydetmediniz o sebeple olabilir. Bunu eğer ki kafanızda tutarsanız sorun yok. Yani ben fotoğrafını çektim şimdi. Hatta şöyle yapalım, kopya yapalım. Sonrasında buna yine devam edebileceksiniz. İlla en baştan doldurmanız gerekmeyecek. Güvenlik sorusu için anne kızlık soyadı diyor. Uyduralım bir tane mesela. Bahar olsun. Bahar. Devam ettim. Kendi adımı kullanacağım. Horata soyadını soruyor öncelikle. Burada adım Büşra ama noktasız yazıyorum. Busra şeklinde. Bu da kendi alfabemizde Ü harfi falan olduğu için tam adımı yazabileceğim buraya. Büşra Horata şeklinde yazıyorum. Başka adım var mıydı? Benim başka adım yoktu. Şöyle zaten üstüne gelirseniz bakın. Başka soyadı kullandınız mı? Kızlık soyadı eski. Hayır kullanmadım. No. Telekod. Hayır. Bu da hayır. Cinsiyetim. Bu arada bunu yine Türkçe yapabiliriz de. Yine İngilizce kalsın. Böyle üstüne gelince şeyi çıkıyor bakın. Medeni durummuş. Üstte gördünüz mü? Medeni durum. Evli. Doğum tarihim. Hemen şöyle giriyorum. Uyduralım şöyle. Ne olsun? 1991 çıktı. 91 oldu. City İstanbul diye yazıyorum. Neredeyim? İstanbul. Bizde state yok. O yüzden şuraya tıklayabilirim. Ülke olarak da Türkiye'yi hemen aşağıda seçeceğim. Tamam. Ve bir sonraki adıma. Bakın şurada save kısmı var. Hani kaydede ilerlersek aynı tez yazarmışçasına. Kaydedelim bakın mesela. Bunu bir daha hiç continue basıyorum. Ve bir sonrakinde eğer sayfa beni atsa da bu kayıtlı kalacak. Devam ediyorum kişisel bilgilerimden. Uyruk deniyordu değil mi buna? Hemen Türk'ü seçiyoruz. Şöyle üstüne kalıp gidebilirim. Başka ülke vatandaşlığım yok. Başka bir neymiş? Oturum yok. Buraya TC'mizi yazacağız şimdi. Yine sallayalım. O bayağı kabul ediyor. Sallayamayız. İçimden sayacağım şimdi. Böyle olsun. Bizde şu bende yok yani sosyal güvenlik numaram. Bu da yok bende. Sizde de yoktur diye düşünüyorum.
Şimdi turist vizesine başvurduğum için B tipi vizeye şurada bakın şunu seçeceğim. Sonra açılan sayfada da Business and Tourism'i seçeceğim. B1, B2 diye. Çünkü burada sadece iş vizesi oluyor. Bu da böyle sağlıkla ilgili gidiyorsanız B2. Bu ikisi turizm için gidenlere. Spesifik planınız var mı? Evet. Buna evet dememizi önerdiler. Ben de evet diyorum. Yani kafanda yaptığın plan aslında bu. İlla ki bir şey gerekmiyor. Uçak rezervasyonu falan gerekmiyor. Ne zaman varacaksın? Uyduralım. 10 Temmuz'da varayım ben. Şöyle. Seneye varacağım. Çünkü zaten seneye veriyorsun randevuyu. Nereye gideceksin? Biliyorsan diyor da uyduruyorum yani şu an New York'a gidiyorum. New York'a varıyorum. Tamam. Sonra bizden ne zaman geri gideceksin diyor. Ülkeyi ne zaman terk edeceksin? Şimdi 10 Temmuz'da gittiysem yani bütçeme göre ben ancak 10 günlük seyahat yaparım. Abartmayalım yani bir ay demeyelim buna. Çünkü o zaman banka hesabımda belki de çok para olması gerekecek. Ben 10 günlük anca bütçem yeter. Yalan yok gibisine. 10 günlük tercih ediyorum. Onun da giderim. 20'sinde dönerim. Merak etmeyin. Yine New York'tan dönüyormuşum ben. Ya bunlar tabii ki kafanızdaki planlar. Siz bambaşka şeyler de yazabilirsiniz. Nereleri ziyaret edeceksiniz geldiğinizde? New York'u ziyaret edeceğim, evet. İşte yakınında bir yani mantıklı sallayalım. 10 gün içerisinde nerelere gidebilirim? Bir de New Jersey'ye giderim, yakınsın. Gibi gibi böyle uzatabilirsiniz listeyi. Sadece New York'ta yazabilirsiniz tabii ki. Bu da nerede kalacaksın geldiğinde Amerika'da? Ben hemen şöyle Booking açıyorum. Daha önce de araştırmışım bakın. Çıkacak şimdi. New Jersey'ye gidiyorum. Ve tarih içinde şöyle ilerledim. Onunda geldim sizin ülkenizde. 20'sinde de döneceğim. Şöyle arayalım. O 31 bin. Ya mesela bu. Town in olsun. Şimdi 31 bin benim bütçemi aşarmış. Gerçi 10 gece. Yani buradan istediğiniz bütçeye göre aslında seçebilirsiniz. 2 kişilik gibi yazdım ben buraya. Aslında mantıklı da gelebiliyor. Çok böyle hani şehir dışında da bir yer seçmiyorum. Hiç param yokmuş gibi de davranmıyorum. Diyelim ki bunu seçtik. Burada şu adres bize lazım olacak. Ben hatta bunun rezervasyonunu da yaptım. Çünkü Booking'den ücretsiz iptalli seçenekler var. Onu da bir bakın. İptal, ücretsiz iptal yaparsanız o zaman hiç sorun çıkmaz. Yani siz vizenize başvurursunuz. Yani bu formu doldurursunuz. Sonrasında vakit zamanı geldiğinde onu kontrol edin. Ücretsiz iptalinizi yapabilirsiniz. Garanti olur hem. Bu adresi kopyalayacağım şimdi. Direkt şöyle aldım. Kopyala. Burası değil, burası da. Nereye geleceğim? Otelin adı neydi? Grand Resort Otel. 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 Devamını da şöyle. Ops. Sanırım kopyalayamamışım. Şöyle. Kopya aldım. Buraya yapıştırdım. Amerika'yı sildim sadece. City, New Jersey. Buraya yazılmıyor. Neresi City? Yazmıyorum City. Yazmama şansım var mıymış? Yok, New Jersey yazıyorum. Çok da bilmiyorum sizin eyalet site kavramlarınızı. Burada New Jersey'yi de seçiyorum. Zip kodu bilmiyoruz. Kim karşılayacak bütçe olarak? Ben kendim karşılayacağım. Ya da başka biri karşılayacak. Ebeveynlerin karşılayacaksa falan bunu seçebilirsiniz. İşverenleriniz ya da oradaki işvereniniz ya da bir iş yeri karşılayacaksa ben kendim karşılayacağım için self seçtim. Başka biri gelecek mi sizinle? Yes derseniz onun bilgisini de dolduruyorsunuz. Bir grupla mı gideceksin? Ben hayır diyorum. Kim seninle gelecek? Eşin geliyorsa eğer buraya eşinin soy ismini ve adını ve işte burada işte ailem, büyüklerim yani anne babam ya da eşim ya da çocuğum ya da başka bir ilişkiye sahip olduğum arkadaşım ya da gibi gibi bunları doldurabilirsiniz. Şimdi ben hiç o işe girmiyorum. Zaten bir tek burada soruyor onun bilgisini de. Normalde eşimle gittiğim için ben burayı doldurdum.
Ama şu an no diyorum. Hiç o işlere girmedik. Devam edelim. Açılamadı türlü. Lockout yapmış. Bakın attı herhalde sistem beni şu anda. Hani neyse ki ben şey yaptım ya, fotoğrafını çektim ya o kodun. O yüzden kapatıyorum sayfanı mesela. Siz de yaşayacaksınız diye. Buraları hiç kırpmayayım. Basıyorum yeniden sayfaya. Şuraya tekrar bastım. Bakın hala çıkış yapılamadığı için komple kapatıyorum. Şu sayfayı da gerçekten komple kapatıyorum. Açtım. Hadi bakalım. DS160'a tekrar girdim. Bakın şurada doldurduklarımı geri getirme sayfası var. Yine arıyorum Türkiye. Gel Türkiye buraya. İstanbul'u. Şimdi şu kodu giriyoruz. U 6 B 4 9 U. Şimdi gelsin şu. Benim application numaramı istiyor. Çekmiştim, o yüzden yazıyorum. Siz de lütfen onu kaydetmeyi unutmayın. C6 K nere? Getir bakalım dedim. Soyadımın ilk 5 harfi. Doğum yılımı 91 girmiştim sanıyorum. Annemin soyadı, kızlık soyadı Bahar girmiştim. Çevirdim. Bakın geldi. Hiçbir şey gitmedi yani. Yani çok ilerlemedim de buralara geldiğinizde eğer bu olsaydı üzerdi. Devam ettim şöyle. Şuraları da kaydetmiş. Güzel güzel. Tamam. Biri benimle geliyor mu? Hayır. Yani şimdi bu aşamadan sonrası birlikte devam edelim bakmaya. Daha önce Amerika'da bulundum mu? Ben bulunmadım. Bulunduysanız işaretleyin. Hemen şöyle de bakabiliyoruz. Daha önce vize aldım mı Amerika? Hayır. Bakalım bakalım. Geri çektiniz mi? Şöyle yaparsak daha güzel olacak. Reddedilme gibi bir şey. Ben hiç Amerika vizesine başvurmadığım için bu sorular benim için hayır oluyor. Sonra göçmen dilekçesi verdiniz mi? Daha önce başvurdunuz mu? Bu da benim için hayır. Tabii bu sorular sizlere göre değişebilir. Şimdi kendi adresimi isteyecek benden. Ne diyelim? Tepe, üstü. Bakın hep şey yazıyorum. Noktalarını atıyorum. Mahallesi diye yazıyorum. Zaten sekme var. Altta da yazabilirim. Çiçek diyelim. Çiçek, sokak. Aşağı geçtim mesela. Sığmadı. No. Böyle iki nokta üst üste falan da yok. No 1. Daire 2. Mesela. City yeri varsa buraya Ümraniye diyebilirim. City'de şimdi İstanbul'u seçtirmiyor. Yazıyorum İstanbul diye. Büyük harf açık, o yüzden I'yı seçiyorum. Küçük harf olsaydı I'yı seçseydiniz olmuyordu. O I'yi I olarak algılardı. Bizde state yok. Zip kodu biliyorsanız yani genelde şöyle şöyle bir şey, ama tabii ki araştırın da girebilirsiniz. Ülke olarak yine Türkiye'ye indik. Mail adres, posta yani göndereceğim adres, evin adresi mi? Evet. Numaramı istiyor şimdi. Artı 90 diye yazıyorum. Neredesin? Artı. Ups, dolar çıktı bak. Artı 90. 533, 333, 333 gibi. İkinci numaram yok. İş numaram yok. Son 5 yılda telefon numaran değişti mi? Benim değişmedi. Mail adresimi istiyor. Busra Horata. Ay, olmayan mail adresi giriyoruz şu an. @gmail.com. Daha önce mail adresin değişti mi? Hayır dedim. Sosyal medyamı istiyor. Yani mesela ben LinkedIn'imi verirdim ve Instagram'ımı verirdim. Diyelim ki LinkedIn'de adım ne, LinkedIn adım? Busra Horata benim LinkedIn adım. Daha sonra bir de mesela Instagram'ımı veririm. Ya da isteyen işte YouTube'unu verir. Hangisini aktif kullanıyorsanız, hiç girerlerse bakarlarsa gibi. Bu da Busra Horata. İkisi de aynı. Ama ikisini de vermiş oldum. Bir kullandığım bir site var mı? Kendi website'ın. Benim yok. Sizin varsa eğer hani böyle portfolyonuz gibi o tarz bir şey yükleyebilirsiniz. Devam ediyorum.
Şimdi pasaport numaralarını isteyecek. Benim normal pasaportum var. Şu normal. Bu yeşil pasaport. Bu diplomatik. Normal pasaportum var. Yazdım bunu. Ve pasaport numarası U. Şöyle ve bu diyelim. Book number bizde yok. Çeviriyoruz. Türkiye'den aldım. Ve İstanbul'dan aldım. Yine noktasız olmasına ve büyük harfli olmasına dikkat edin. Bizde yine state yok. Ne zaman verildi bana bu diyelim? 2 Ocak 2021 olsun. 10 yıllık almışım mesela. Yine 2 Ocak. Bunların hepsi pasaportun içinde yazıyor. 2031 diyelim. Daha önce hiç pasaportunu kaybettin mi, çaldırdın mı? Ben de hayır. Evetse seçenekler çıkıyor. Girmiyorum hiç o kısmı. Çünkü sayfa donmasın. Hadi şimdi bir kaydedeyim mesela. Continue. Kaydettim. Ve devam ediyorum. Oraya gittiğinde tanıdığın biri varsa eğer buraya yazabilirsin. Ha benim yok. E şimdi o zaman burayı istiyor. Şimdi bunu kapatırsan burayı istiyor. Tanıdığın biri olacak. Yok benim tanıdığım yok demek istiyorsan o zaman bir yerin adını söyle. İşte az önce o Grand Resort Otel'le iletişim kurun. En azından hani randevumu, rezervasyonumun olduğunu görün diye. Grand Resort Otel'i yazabilirim. Yazdım. Nasıl bir yakınlığım var? Adır. Ve yine adresini istiyor. Önce yapmıştım. Şöyle şuraları silmiştim. Adresi buraya yazmamıştım. City New Jersey yazmıştım. Tabii bunlar sallıyorum. State olarak da yine New Jersey yazmıştım. Spesifik plan yaptıktan sonra çok daha rahat doldurulur aslında. Numarasını da yine nereden bulacağım? Ben Booking'den bulabiliyorum. Neredesin numarası mesela? İletişim numarası gel. Aşağı in. Nerede? Orada var, ben göremiyorum, kusura bakmayın. Şöyle numarası bakın şuradan alıyorum. Yani bu iş ters bir iş oldu. Hatta doğru mu bilemiyorum da. Ama düzgünce şu anda form doldurduğum için böyle yapıyorum. Tabii ki de normalde doğrusunu buluruz. Zaten rezervasyon yapmışızdır. Bir sürü mailler gelecek. E-mail adresleri de... Bunu istemiyorum vermek, artık uğraşmak istemiyorum. Geçtim aile kısmına. Aile kısmında geldik. Ne? Neyi kabul etmedin? Aa, şunları hiç kabul etmedi. Şu çizgileri sevmiyor sistem. Sil çizgileri. Peki çizgi oldu mu? Oldu. Geldim aile kısmımıza. Ailede babamın soyadını soruyor. Babamın soyadı ne olsun? Çiçek, böcek, hava. Babamın adı Yaşar. Sonra doğum tarihi diyelim. 1 Ocak'ta doğmuş olsun. 1964 olsun mesela. Amerika'da mı? Hayır, değil. Annemin soyadıydı. Annemin adı şimdi de. Ve doğum tarihi. Hadi bu sefer de 2 Ocak'ta doğmuş bir annem. 1965 olsun. Küçük annemiz olsun. Ve Amerika'da mı? Yine değil. Neydi bu? Hayır, hiç akrabam yok Amerika'da mesela benim. Sizin vardır, yazarsınız. Böyle bununla ilgili böyle işte şeyler var. Ay yazmayın kimseyi tanıdığınızı, ya da yazın kim, herkes tanıyorsanız gibi. İşte bu tamamen o verecek vizecinin artık inisiyatifine. Ben onlara çok takılmıyorum. Yok gerçekten. Olsaydı yazardım. Başka bir şey de yine yok. Yok dedim ve devam ediyorum. Devam ettim. Heh. Bu sefer de eş. Eşimin tam adı. Ha, çünkü ben evliyim diye seçmiştim. Bu size çıkmayabilir. Eşimin tam adı. Önce soyadı. Orata. Adı da Mehmet. Doğum tarihini de artık o kadar çok salladım ki. Bu sefer 3 Ocak olsun. 1991'de doğmuş olsun. Türk olsun o da. Neredesin Türkiye? Evet. Ve nerede doğdu? Şehir olarak Denizli'de doğdu. Denizli'de doğdu. Ülke olarak da yine Türkiye'de doğduğunu indik ve Türkiye buldum. Adresi benimkiyle aynı. Tabii ki.
Şöyle bunu seçiyorum. Devam ettim. Şimdi mesleğime geçiyorum. Mesleğim eğitim. Lütfen. Heh, şu anda nerede çalıştığımı soruyor. Nerede çalışayım ben? Mesela pamuk okulları falan olsun. Pamuk okullarının adresi. Yine aynı kendi ev adresimi yazdım ya. Onun gibi yazacağım. Yazar mahallesi. Aylık gelirini soruyor. Aylık gelirim diye. İlla ki böyle maaşınız değil. Eğer ek iş yapıyorsan gibi gibi. Onları da dahil edin. İşte kiranız varsa gibi. Sallıyorum buraya. 30 bin olsun. Söylemek zorunda değilim mi? Bu ne demek bilmiyorum. Ama tabii ki de yazacağım. Sallıyoruz tabii ki buraları. Ne iş yapıyorum? Sınıf öğretmeniyim. Sınıf öğretmeni. Devam. Daha önce çalıştınız mı? Buna yes dersem eğer, daha önce çalıştığım şirketi de dürüstçe yapmalıyım. Yazmalıyım oraya. Hatta daha önce çalıştığınız şirkette, buraya hiç basmayacağım, beni atmasını hiç istemiyorum. Daha önce çalıştığınız şirketteki işvereninizin adını da soruyor ve numarasını da soruyor mesela. Bu da hani aklınızda olsun. Ben hiç o konuya girmeyeceğim. Eğer önceki işiniz varsa buraya yazabilirsiniz. Okuduğum okul. Okudum. Hemen gel. Okulumun adı diye. Enstitü adı. Okulumuzun adı ne olsun? Ne olsun? Fıstık olsun. Fıstık Üniversitesi. Yani. Adresi. Sallayamadık. Üsküdar Mahallesi. Üsküdar Mahallesi tabii olmaz, anladınız siz beni ama. Gibi gibi yazdım. Sonra city olarak İstanbul yine seçtim. Bunları kapattık. Ülkemizi de seçelim. Türkiye. Tamam. Benimki sınıf öğretmenliği mesela. Ben de okudum. Ne zaman başladım ben bu okula? Eylül'de okullar açılır mantıken diye düşünüyorum yani. Bakacağım tabii ki doğrusuna da. 15 Eylül diyelim ki, kaçta? 2020'de işe girdiysem 2016'da başlamışım. Ve Haziran'da da okullar kapanır diye söylüyorum dürüstçe. Tabii ki bu bilgiler. Haziran'da 2020 Haziran'da da bitirdim okulumu. Devam ediyorum. Burada ne denirdi buna? Aşiret diye çevirdi. Bir aşirete üye miyim? Değilim ben. Bildiğim diller. Bence buraya Türkçe de yazmalıyız. Çünkü bu yabancı dilde dolduruyorsam Türkçe de biliyorum demek. İngilizce de biliyorum mesela diyelim ki. İşte burada another ya da remove bir tane de yazabilirsiniz. Ne biliyorsanız artık. Son 5 yılda bir ülkeye ziyaret ettiniz mi? No olsa no, yes ise güçlendirir bizi. Daha önce nereleri ziyaret etmiştiniz diye. İtalya'yı ziyaret ettik biz. Aynı zamanda Almanya'yı da yazalım. Yani aslında pasaportunuzdaki o ne denir o vize kağıtların bol olunca Almanya'yı Almanya'da arıyorum. Neydin sen, Germany? Neler varsa o bizi güçlendirecek. Hayır kurumuna üye değilim demiştik. Kimyasal silah deneyimim, eğitimim de yok. Ordu'da da görev yapmadım. Daha sonra örgütlere üye falan değilim. Bunların hepsini detaylı okuyun. Zaten yoktur diye düşünüyorum. Çoğunlukla no'dur. Neyi yanlış yazdık? Heyecandan bütün bildiğimiz Türkçeyi de unuttuk. İngilizce. Devam. Hadi bakalım. Sonrakine geçtim. Bulaşıcı hastalığım yok. Fiziksel bozukluk, bunları detayları okursunuz. Uyuşturucu bağımlılığı, bunlar yok. Tek tek güvenlik partları var. 5 tane. Ya bunların hepsi yok. Daha önce de baktım. Zaten var olsa galiba beni almaz. Para aklamaya çalıştın mı? İnsan kaçakçısı mısın? Çok dürüstçe soruyor adam sana. Açık açık hepsini soruyor. No. No. Çok düzgünüm, al beni diyoruz yani burada. Şöyle. Terör örgütü no. Terörist no, soykırım no, işkence no. Yani detayları okudukça. Oy, organ nakli.
Devam. Dördüncü. Dolandırıcılık. No. Ülkeden çıkarıldım mı? Sınır dışı edildim mi? Hayır. No. Şöyle mahkemesi tarafından alıkoyuldunuz mu? İhlal ettiniz mi? Oy kullanmak. Vatandaşlığından vazgeçtim mi? Hayır. Ve geldim son parta. Fotoğraf. Tamam. Gözlüğe izin verilmeyecekmiş. İlk başta yapabiliyorduk demiştim. Fotoğraf seçiyorum buradan. Eşimin normalde fotoğrafı buydu ve zaten yazacaksınız Google'a Amerika vizesi için fotoğraf kesmek. Bu kendi kesip veriyor size. Yükle diyeceğim şimdi. Bak bakalım kabul edecek mi? Kabul et destan. Bunu kullanarak devam et diyorum. Ve kullanacak şimdi. Tamam. Ve incele. Yaptığın sayfaları tek tek inceletiyor. İsterseniz burada print edersiniz. Ne bilgi vermişim. Ta zaten bir sene sonra sınav randevu verdiği için ne mesela bu işte evin adresi değiştirmişsindir. Güncellemen gerekecek. Buraları kontrol ederek geçebilirim yani. Devam edelim. Hepsinin bilgisi var. Mesela Grand Resort Hotel'de rezervasyon yapmıştım. Onun bilgisi bana gerekecek belki. Bunları geçtim. Aile. Geç. Eğitimlerim. İşlerim. Buralar no 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 kısımlarım. Tekrar bir göz atmış olun. Şöyle nereden başvurmuştum. En sona geldim. Ha, bunu submit edince şu yine unutmuyoruz demiştik ya. Submit edince artık para ödeyebileceğin yere geliyorsun. Bunu bu şuradaki soru şu. Bu formu doldurunca sana bir yardım etti mi? Hayır ben kendim yaptım. No. Yes say yes. Devamında yine açılacak kim yardım etti gibi. Şimdi pasaport numaranı buraya yazıyorsun. Şöyle diyelim. Ve buradaki kodu yazıyorsun. Bunu basınca bunu bastırmayacak bana şimdi zaten. Buna bastıktan sonra böyle bir kart gibi bir şey çıkacak oradan. Ve o kartın üstünde bu bir vize değildir. Ve gidin ödemenizi yapın diyor açıkçası. Buraya kadar geldim. Tamam mı? Confirmation çıkacak zaten kart. Bu iş bitti. Çok şükür. Çık sayfadan bir daha da buraya gelmek istemiyorum. Şu formu doldurdum ya. Şimdi ise bu adrese gideceğim ve bir hesap oluşturacağım kendime ki para ödemesi falan oradan yapabileyim. Ben göçmen olmayan vizeye başvurmak istemiştim. Dilimi seçiyorum. Avrupa'da Türkiye, Türk işi seçtim. Ve sonra hoş geldin. Başvur. Tamam bunu tamamladıysanız okey. Başvur mesela. Şimdi hemen bir tane üyelik oluşturacağız. Diplomatım mıyım acaba? Normal DS-160 formunu doldurdum. Göçmen olmayan ve vize başvurusu yapmak. Bu benim için geçerli. O şirketle başvuruyorsan ya da sende var ama eşin için başvuru yapman gerekiyorsa gibi gibi. Ben de bu. Geldim yine aşağı kısma. Adımı yazıyorum, soyadımı yazıyorum, mailimi yazıyorum, e-postayı bir kere daha yazıyorum. Parola oluşturuyorum, bir kere daha parolayı yazıyorum. Şunu işaretlemiyorum. SMS'le bilgilendirme yapılsın mı diye. Ücret uygulanabilir dediği için ya bunu tiklemiyorum. Ama bunu politikayı okumam gerekiyor. Şimdi ben kendi mailimden gireceğim. Nasıl bir yer açılacak onu size göstereyim. Geri gel. Ben de zaten açık diye devam ete bastım. Oturumu aç. Şöyle parmak izimizle aldık. Aç oturumumuzu. Ay şunu işaretlememişiz. Şimdi aç. Şöyle çıkıyor. Ben eşim ve kendim için başvurmuştum. Formların falan da hepsi. Okey. Şimdi vize ücretini öde diye bir sekme var. Devam et diyorum. Vize ücretini öde kısmına basacağım. Teslimat adresi zaten İstanbul diye seçtim. Şöyle size şurayı da göstereyim. İki seçenek var. Ya İstanbul'da Avrupa yakası Levent'e geliyor. Ya da Ankara'yı bilmiyorum ama Ankara'da da Çankaya'ya geliyormuş. Buna hiç dokunmayacağım. Kapat bunu. Benimki İstanbul'a gelsin istiyorum. Vize ücretini ödeye yine devam edeceğim. Vize ücretini ödeye bastım. 8.000 lira olmuş maşallah. Kredi kartı mı havale mi? Havaleye basarsan da bir tane havale numarası, hesap numarası falan var. O sizin için size özel. Oraya atıyorsunuz. Bir iki iş günü içerisinde bize ulaşır ve size mail gelir diyor. Kredi kartından yapabilirim ayrıca. Ama kredi kartına 320 dolar diye kuru hesaplar. İşte kuru kaçtan hesaplar onu tahmin edemediğim için bazılarının yüksek çektiği gibi bir yorumlar okudum.
Hiç o işe girmiyorum. Ben havale atacağım eğer ki şurada uygun randevu bulabilirsem. Sorunuz varsa lütfen yorumlarda bana sorabilirsiniz. Hemen cevaplarım. Belki bir yeri yanlış yapmışımdır. Siz beni düzeltin. Ama hani işlem böyle devam ediyor. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Umarım Amerika seyahatimiz gerçek olur. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.